Herkese merhabalar. Sizlere bu videomda organik bileşiklerde izomerlik konusunu anlatacağım AYT kapsamında. Şimdi sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki organik bileşikler doğada çok bulunuyor. Yani atomlarının sayısı çok fazla. Anorganik bileşiklere göre mesela HCl, nitrik asit anorganik bileşik oluyor değil mi? Bizim organik bileşik dediğimiz karbon kimyasından bahsediyoruz. İşte karbon, hidrojen, oksijen, azot, halojenler işte flor, klor, brom, iot gibi aromatik bileşikler yani birçok atomlar mevcut. Atomların sayısının fazla olması işte karbon atomunun fazla sayıda bağ yapma yeteneği AYT kapsamında karbonun 4 bağ yaptığını bilseniz yetiyor arkadaşlar. Tamam bunu zaten konu anlatım kısmında görmüştünüz. Karbon her zaman 4 bağ yapacak. En azından AYT kimya için konuşursak. Ve aynı cins atomların farklı bileşikler oluşturmasına imkan sağlıyor. Bu atomların sayısının fazla olması farklı bileşiklerin oluşmasına imkan sağlıyor. Şimdi bu kısımları, bu hususları bir inceleyelim. İzomerlik demek kapalı formüllere aynı. Dikkat edin açık formülleri yani yarı açık veya açık formülleri farklı olan bileşiklere izomer bileşikler deniliyor. Öncelikle sözel kısmına bir bakalım. İzomer bileşiklerin bu kısım önemli. Daha sonra örnekler üzerinde zaten bu bileşikleri inceleyeceğiz. Atomların dizilişleri farklıdır. İzomer bileşiklerde buna yapısal izomerlik deniliyor. Zaten biz arkadaşlar AYT kapsamında yapısal izomerliğe bakacağız. Yapısal izomerlerin dikkat edin hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri farklıdır. Mol kütleleri aynıdır. Yani bir mollerinin kütlesi aynı olacak izomer bileşiklerin az sonra örneklerini göreceğiz. Birer mollerindeki atom sayıları, molce ve kütlece birleşme oranları aynıdır. Çünkü kapalı formülleri aynı olduğu için. Şimdi metan, etan, propan. Bunlar bildiğiniz üzere karbon hidrojen içeren yapılar. Yani alkanlar. Yapıda tek bağ var. Eğer yapıda karbon hidrojen arası veya karbon karbon arası bağlar tekse yani tüm bağlar tekse neydi? Alkan oluyordu değil mi? Doymuş hidrokarbon. CH4, C2H6, C3H8. Burada dikkat edin arkadaşlar. Karbonda yani metanda, etanda, propanda yani 3 moleküldeki hidrojenler özdeş. Yani herhangi bir izomerlikten bahsedemem. Demek ki ilk 3 karbonda izomerlik aramayacağım metanda, etanda, propanda izomerlik görülmeyecek. Çünkü buradaki atomlar özdeş olduğu için izomerlik görülmeyecek. Alkanların adlandırılmasına görmüştünüz. 4 karbonlu alkan olan bütana bakalım. C4H10 değil mi? Şimdi ben bunu düz zincirli yazdığımda N bütan özel adlandırma oluyor. Bu başındaki N'yi alkanların özel adlandırılmasında görmüştünüz videonun açıklama kısmında var. İzomerlik konusunu izledikten sonra izo neo adlandırmasına da bakarsanız konuyu daha iyi anlayacaksınız. Buradaki ne harfi ne demek düz zincirli olduğunu gösteriyor değil mi? N bütan C4 H10 dikkat edin arkadaşlar düz zincirli yazdım karbon 4 bar yapacak şekilde yarı açık halde yazdım veya bu hidrojenleri açık halde de gösterebilirdim. Şimdi sağdaki yapıya baktığımda bunu o kısmında incelemiştik. Bu izobütandı. Bakınız arkadaşlar dikkat edin. 1, 2, 3. Numaralandırdığımda yupa göre yupak ismiyle yapı 3 karbonlu olduğu için dediniz ki hocam bu bir propan. İkinci karbonla da dikkat edin metil dallanması olduğu için dediniz ki 2 metil propan. Ama bunun kapalı formülüne baktığımda yine 4 tane karbon var. Dikkat edin 10 tane hidrojen var. Yani butanla izobutanın veya yupak ismiyle 2 metil propanın kapalı formülleri aynı. Ama dikkat edin açık formülleri farklı. Yani bunlar izomer bileşik olacak. Tamam. Yani izomer bileşikte kapalı formüller aynı. Açık formüller farklı olacak. Dikkat edin hem butanın hem de izobutanın kapalı formülü aynı. Şimdi izomerliğin çeşitlerine bakalım. Tabi izomerliğin birçok çeşidi var ama biz AYT kapsamında olanları inceleyeceğiz. İlk önce öğrenmemiz gereken zincir dallanma izomerliği. Biz bunu az önceki örnekte aslında gördük. Burada bir zincir dallanma izomerliği var bütanda. Şimdi zincir dallanma izomerliği ne demek? Bakınız aynı karbon sayılı hidrokarbonlar hem düz zincirli hem de dallanmış olarak yazılabiliyor. Bu şekilde oluşan izomerli zincir dallanma izomerliği diyoruz. Bakınız bir tane gördük. Şimdi 5 karbonlu alkan olan C5H12 yani pentana bakalım. Şimdi yine tabi burada özel adlandırmayı kullandım. Pentan da diyebilirsiniz fark etmez. Burada dikkat edin düz zincirli biçimde 5 tane karbon yan yana gelmiş. Karbon yine 4 bağ olacak şekilde hidrojenleri yazmışım. Yarı açık formülde. Burada dikkat edin izoneo konusunda görmüştük. Bakınız numaralandırdığımda dikkat edin soldan başladım sağdan başlamadım. Sağdan başlasam 3 metil bütan olacak. Hazır yeri gelmişken belirtin her zaman en küçük numarayı vereceğim. Özel ismiyle izopentan, yupak ismiyle 2 metil bütan. Bakınız bu yapıya dikkat edin kapalı formülü C5H12. Yani düz zincirli pentanla aynı kapalı formüle sahip. Neopentan'a baktığımızda Neo neydi? İkinci karbonda iki tane metil olması demek. 1, 2, 3. 2'de iki tane metil dallanması olduğu için Yupak ismiyle 2, 2 dimetil propan oldu. Özel ismiyle Neopentan oldu. İzo ve Neo'da dikkat edin tüm karbon atomlarını sayıyordum. Neopentan'a baktığımda yine yapıda 5 tane karbon, 12 tane hidrojen var. Yani... Kapalı formülleri aynı ama açık formülleri farklı. Şimdi arkadaşlar bütanın iki tane izomerini yazdım. Değil mi? Bir düz zincirli bir de izo halini yazdım. Pentanın ise üç tane izomeri yazılabiliyor. Demek ki AYT kapsamında bunları bilsem yetiyor. Bütandan 2 tane izomer, pentandan 3 tane izomer yazdım. Bunlar zincir dallanma izomerli oluyor. Burada dikkat edin. Metil tamamıyla zincirden kopmuş bir halde ikinci karbona bağlandı. Neopentanda ise dikkat edin iki tane metil tamamıyla zincirden kopmuş bir şekilde ikinci karbona bağlandı. Tamam bunlar zincir dallanma izomerliği oluyor. Bunu niye anlattım? Bakınız burada dikkat edin bu iki yapı izomer değil. Size sorularda böyle sanki ayna görüntüsüymüş gibi yapıları sorabilirler. Bakınız burada dikkat edin. 1, 2, 3, 4. E burada da 1, 2, 3, 4. Aslında ikisi aynı yapı. Burada dikkat edin metil, metil yine aynı zincir üzerinde. Yani ikisi de aslında izobütan. Yani yupak ismiyle 2 metil bütan. Burada dikkat edin metiller aynı zincir üzerinde ama Pentandaki metiller yani bu 3 yapıya baktığımızda metiller tamamıyla zincirden kopartılmış halde. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Tamam. Hani yapıları iyi inceleyin. Zaten çok karışık sormazlar AYT kapsamında ama yapıları iyi inceleyin. Hatırlamakta fayda var. Bütan da 2 tane izomer yazıyorum. Bakınız burada dikkat edin. Buradaki metil tamamıyla zincirden kopmuş, ikinci karbona yerleşmiş. Bunlar izomer yapı oluyor. Mesela bu yapıya baktığımızda aslında ikisi de n-bütan. Neden arkadaşlar? Bakınız numaralandırmada dikkat edin. 1 2 3 4 Sadece buradaki metil yukarı gelmiş. Yani yazılış şekli olarak değişmiş. Zincirde herhangi bir kopukluk, herhangi bir değişiklik yok. Mesela şuradaki bir numaralı karbon yukarıda da olabilirdi. Bu yapılara dikkat edin. Tamam yani hemen izomer bileşik demeyin. İkisi de evet C4H10 ama ikisi de aynı bileşik. Sadece yazım şekli olarak buradaki metili yukarı almış. Bunlara dikkat edin. Hidrokarbonlarda karbon sayısı arttıkça izomer sayısı da artıyor. 4 numaralı karbonda yani bütanda 2 tane izomer yazdım. 5 numaralı karbonda yani pentanda ise 3 tane izomer yazdım. AYT kapsamında bunları bilseniz yetiyor. İkinci olarak ikinci izomerlik çeşidi olarak zincir halka izomerliğine bakalım. Kapalı formülleri aynı olan organik bileşikler Halkalı ya da düz zincirli yazılabiliyor. Dikkat edin bir önceki izomerlikte düz ve dallanmış halde yazılıyordu. Şimdi hem halkalı hem de düz zincirli halde yazacağım. Peki karbon sayıları birbirine eşit olan sikloalkanlar yani halkalı alkanlar ile alkenler birbirinin izomeri oluyor. Ayrıca alkinler, alka diyenler, sikloalkenler birbirinin izomeri oluyor. Mesela ben size desem ki Siklopropanın yapısını çizin. Hocam CNH2 ne genel formülüne sahipti? C3H6 olacak. 3 tane karbonu yazdım. 6 tane hidrojeni yerleştirdim. Karbon 4 bağ yapacak şekilde. Ben size desem ki 2 e, çok pardon. 3 karbonlu bir alken olan propeni yazın desem C3H6 e, diyeceksiniz ki hocam CH2 çift bağ. Birinci karbonda çift bağ var. Belirtmedim yerine Birinci karbonda olduğu için propeni yazacaktınız. Onun da yapısı dikkat edin. Daha doğrusu kapalı formülü C3H6 olacak. Bu yapılara dikkatli baktığınızda sikloalkan olan siklopropanın ve bir alken olan propenin kapalı formülleri aynı ama açık formüllerine dikkat edin farklı olacak. Demek ki burada zincir halka izomerliğinden bahsediyorum. C4H8. Size desem ki siklobutanın yapısını çizin. 4 tane karbonu yerleştirirsiniz tek bağ yaparsınız. Hidrojenleri de karbon dört bağ yapacak şekilde hepsine ikişer şekilde yerleştirdiğinizde C4H8 kapalı formüle sahip siklobutanı çizersiniz. Size desem ki bütenin yapısını bir bütenin yapısını çizin. 4 tane karbonu yerleştirirsiniz. Birinci karbonda çift bağı belirtirsiniz. Dikkat edin burada çift bağ var. Bu yapıya baktığında C4H8 değil mi? İkisinin de kapalı formülü aynı. Ama açık formülü farklı olduğu için bu ikisi izomer bileşik oluyor. Yani yine bir zincir halka izomerliğinden bahsedebiliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar alkin, alka diyen sikloalken. Az önceki slaytta da söylediğim gibi bu üç yapı birbirinin izomeri oluyor. Örnek verelim C3H4. 3 karbonlu bir alkin değil mi? Yupak ismiyle propinden bahsediyoruz. Bakınız yapıya dikkatli baktığımda kapalı formülü aynı. C3, H4. Daha doğrusu kapalı formülü C3, H4. Alka diyene baktığımızda bakınız yapıda iki tane çift bağ var değil mi? Bunu numaralandırdığımda işte 1, 2, 3. Birinci karbonda ve ikinci karbonda çift bağ olduğu için bunun ismi ne olacak? 1, 2, propen diyen olacak. İşte sikloalken 3 karbonlu yapıda çift bağ olan hem de halkalı halde birbirine bağlanmış 3 tane karbonuyla C3H4. Bu yapının ismi siklopropen. Bu üç yapının kapalı formülü aynı C3H4 ama açık formülleri farklı. Şimdi arkadaşlar size bir yöntem anlatacağım. Şöyle CNH2N artı 2. C3H6 demiş ama C3H8 olacak. Çok pardon. Ben bu yapıların hepsini alkan gibi düşünüp yapıdan hidrojenleri eksilterek aslında ben yapıda ne kadar hidrojen olduğunu veya yapının formülünü çıkartabilirim. Şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Pratik bir formülden bahsedeceğim. Bakınız. İstediği kadar karışık formül versin. Organik kimyada karışık formül versin. Eğer yapıda bir pi bağı varsa iki hidrojen eksilteceğim. Yapıda bir tane halka varsa iki hidrojen eksilteceğim. Şimdi bunu bu durumu bir buradaki örnekler üzerinde anlatayım. Bakınız. C3H4 değil mi? Diyelim bana açık formülü verdi. 3 tane karbon. Hidrojenleri tabi tek tek de sayabilirsiniz. Fark etmez. Bakınız arkadaşlar. Yapı C3H8. Alkan gibi düşündüm. Yapı da 2 tane pi bağı olduğu için ne olacak? 4 tane hidrojen eksilecek değil mi? Bir, bir tane pi bağında 2 hidrojen eksiliyorsa 2 tane pi bağında 4 tane hidrojen eksilecek. Yapı C3H4. Yapıya bakıyorum. Hidrojenleri saymak zorunda değilsiniz. Bunu onun için anlatıyorum. C3. Yapıda kaç tane pi bağı var? 2 tane. Yine C3H8 olacak. Alkan gibi düşüneceğim. Cn h 2 n artı 2 de olduğu gibi C3H8. Diyeceğim ki yapıda 2 tane pi bağı var. C3H4 oldu. 4 tane hidrojen. Tabi tek tek de sayabilirsiniz. Bu size kalmış. Yapı. Sikloalken yapısı. Şu yapıya baktığımda 3 tane karbon var değil mi? Yapıda bir tane halka var. 2 hidrojen öyle gitti. Bir de pi bağı var. Bir 2 hidrojen daha öyle gitti. Yine yapı C3H4 oldu. Mesela bu yapıya baktığımızda 3 tane karbon var. C3H8'miş gibi düşüneceğim ama yapıda bir tane halka olduğu için ne olacak? C3H6 olacak. 3 tane karbon var. Yapıda bir tane pi bağı olduğu için yine C3H6 olacak. Yani hidrojenleri saymanın pratik bir formülü bu şekilde olacak. Bir tane pi bağı 2 hidrojen eksiltecek, bir tane halka 2 hidrojen eksiltecek. AYT kapsamında buradan sizi zorlayıcı bir soru çıkmaz ama hani denemelerde, okuldaki sınavlarınızda karşılaşırsanız böyle bir pratik formülü rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Üçüncü izomerlik yani konum izomerliğine bir bakalım. Aynı fonksiyonel grubun farklı karbon atomuna bağlanması ile oluşan izomerliğe konum izomerliği diyoruz. Bakınız arkadaşlar. Bir büten, iki büten. C4 yapıda bir tane pi bağı olduğu için diyeceğim ki C4 normalde C4H10 ama bir tane pi bağı olduğu için iki tane hidrojen eksiltiyorum. C4H8 şeklinde yazabilirim. 2 büten C4H8 yine yapıda 4 tane karbon 8 tane hidrojen var. Şimdi bir tanesinde çift bağ 1 numaralı karbonda bulunuyor. Diğerinde dikkat edin 2 numaralı karbonda bulunuyor. Bu yapıda dikkat edin aynı fonksiyonel gruptan bahsediyoruz. Yani pi bağından bahsediyoruz ve farklı karbon atomuna bağlanmış. Bir tanesinde birinci karbon atomuna diğerinde ikinci karbon atomuna bağlanmış. Bir bütün, iki bütün. C4 yapıda iki tane pi bağ olduğu için dört tane hidrojen eksili C4 H6 olur. Yani hidrojenleri tek tek de sayabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi işinize geliyorsa. iki bütünde de yine C4 H6 olacak. Kapalı formülü iki bütünün. Bakınız yine kapalı formüller aynı. Ama burada bu sefer üçlü bağ birinci karbonda Burada ise ikinci karbonda. Yani yine aynı fonksiyonel gruptan bahsediyoruz ama farklı karbon atomuna bağlandığı için diyeceğim ki bunlar da konum izomerliği söz konusudur. Bu yapıyı izoneo dallanmasında görmüştünüz. İzopropil klor. Bakınız burada klor ikinci karbonda. Bunun yupak ismi iki kloro propan oluyor. Ama özel ismiyle izopropil klorür, yupak ismiyle 2 kloro propa. Burada ise dikkat edin düz zincirli propil klorür. Burada dikkat edin 1 numaralı karbonda klor, burada ise dikkat edin 2 numaralı karbonda. Aynı fonksiyonel grup farklı karbon atomuna bağlı. Mesela 1-2 dimetil benzen. Bakınız 1-2. Burada ise 1-3 dimetil benzen. Çünkü Burada ikinci karbonda, burada üçüncü karbonda iki tane yan grup olduğu için dimetil dedim. Bu bir benzen yapısı biliyorsunuz. Burada ise bu yapıda ise son yapıda bir dört dimetil benzen diyeceğim. Yani aynı fonksiyonel grup CH3 farklı karbon atomlarına bağlanmış. İki de, üç de ve dört de konumlanmış. Bunlar bu yapılar konum izomerliğine örnek verilebilir. Az önceki butan örneğinde verdiğim gibi. Burada dikkat edin. 2 kloro bütan, 2 kloro bütan. Soldan başladığımda kloru ikinci karbonda belirttim. Sağdan başladığımda kloru bu şekilde de belirtebilirim. Ama buradaki klor atomu aynı fonksiyonel grup farklı karbon atomuna bağlı değil. Aynı karbon atomuna bağlı olduğu için. Bakınız ikisi de 2 iki numaralı karbona bağlı olduğu için aslında bunlar aynı bileşik yani izomer değiller. Tamam. Az önceki örnekte dikkat edin. Bir tanesi 2 numaralı karbona bağlıydı. Diğeri 1 numaralı karbona bağlıydı. Yani sınavda dikkat edin arkadaşlar. Bazen dalgınlıkla gözünüzden kaçabiliyor. Yapıları iyi inceleyin. Sizi çok zorlamazlar izomerlik konusunda ama yine de denemelerde, sınavlarda yapıları iyi incelemekte fayda var. Fonksiyonel grup izomerli her fonksiyonel grupta ayrı ayrı işlenecektir. Yani alkol eter, aldehit keton, karboksilik asit ester izomerlikleri diğer videolarda işlenecek. Ben bunları anlattım. Videonun açıklama kısmında veya sağ üst bağlantıda benim AYT organik kimya oynatma listeme ulaşabilirsiniz. Daha önceki yıllarda anlatmıştım. Aynı şeyler geçerli. Eğer ihtiyaç olursa tabi tekrardan videoları yayınlarım. Dediğim gibi bir sorunuz olursa bu konuya ait lütfen yorum kısmına belirtin. Fonksiyonel grup izomerliğini diğer videolarda anlattım. O yüzden bu videoda bahsetmeyeceğim. Şimdi bu söyleyeceğim kısım önemli. Bu videoda izomerlik konusunu gördük. Bir tavsiyem olacak. Benim izo neo dallanma saatli videom mevcut. Şimdi izo neo konusunu yani alkanların özel adlandırılması konusunu iyi anlamayan arkadaşlarımız varsa bu videoyu izledikten sonra izoneo dallanması videomu tekrardan izleyebilirler. Konuyu daha iyi kavrayacaksınız. Çünkü izoneo dallanması ve izomerlik birbirleriyle ilişkili konular. Konuyu daha iyi kavrayacağınızı umuyorum. Dediğim gibi bir sorunuz olursa lütfen yorum kısmına belirtin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sorunuz olursa lütfen yorum kısmına belirtin videonun açıklama kısmındaki bağlantılardan, karşınıza gelecek olan bağlantılardan hem organik kimyaya hem de diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalınız.